Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Ekim 2022 Klan Savaş Liglerinin kaçıncı günüydü lan? Üçüncü gününde kaldığımız yerden yola tam gaz devam ediyoruz. İkinci günün savaşını zaten kaybedeceğimiz aşikardı. Üçüncü günün savaşı da bizim açımızdan oldukça iyi gittiğini söyleyebilirim. Bilmeyenler vardır, yeni izleyenler vardır. Ben baştan peşin peşin söyleyeyim de yok öyleydi, yok böyleydi olmasın. Bütün hesaplarımda hero'larım yükseltmedi arkadaşlar. Sadece en tepedeki iki tane köyümde max hesabım olduğu için onlarla saldırı yapacağım. 3 tane saldırı hakkım kaldı. Bir de evladım gibi sevdiğim 3 numaradaki açtığım ilk yan hesap. Belediye binası 14 köyüm olacak. En tepedeki iki köye karşı güzel saldırılar gerçekleştirmeye çalışacağım. Peki bizim için neden güzel gidiyor? An itibariyle sezon sıralamasında ikinci sıradayım. Ama bu birazcık daha düşecektir. Ama öyle gözüküyor ki biz bu ayda içinde bulunduğumuz Usta 3 ligindeki pozisyonumuzu koruyacağız arkadaşlar. Rahatlıkla artık ben buna ufak ufak emin olmaya başladım diyebilirim. Bununla birlikte bugünün savaşlarında 4 tane hero'ların yükseltmede olduğu hesaplarda dahi tek bir kere bile tek yıldızda kalmadım. 12 savaş, 24 yıldız. Şimdi belediye binası 14 ana hesabımla rakibin 1 numarasına karşı Orta Doğu ve Balkanların en taktiksel saldırılarından bir tanesini gerçekleştireceğim. Bu arada bu sefer şaka yapmıyorum. Cidden birazcık oturdum, kafa patlattım. Buraya bir ejder yarası saldırısı yapacağım. Amma ve lakin ordumuzda 14 tane sinsi goblin, bir tane görünmezlik büyüsü. Klan kalesinde de zeplin, yeti, valkür ve en önemlisi tabii ki de barbar kullanacağım. Şu anda boş ama dolduracağım onu. Şimdi şöyle arkadaşlar, her iki patlatıcının da buraya baktığını görüyorum. Yine tableti düşürdüm. Şöyle yapacağım. Şuradaki toplayıcıyla kara iksir sondasına birer tane sinsi goblin göndereceğim. Sonrasında bir adet duvar kırıcının yardımıyla belediye binasına doğru sinsi goblinlerin yolunu açacağız. Görünmezlik büyüsünün marifetiyle birlikte sinsi goblinlerle belediye binasını indirmeye çalışacağım. Sonrasında kral kara iksir sondasından altın madenlerine, oradan da şuradan içeriye kanala sokmaya çalışacağım. Ardında kraliçe ve şampiyonun desteğiyle birlikte zeplini de direkt olarak tekli cehennem kulesine, şöyle hayvan barınağının civarından göndereceğim. İçindeki yeti, valkür ve en önemlisi barbar öfkenin yardımıyla tekliyi alacak. Muhtemelen büyücü kulesi ve rakip kraliçeyi de indiririz. Ejderleri de şu ordu kampından tekli cehennem kulesine doğru gönderip köyü çatır çutur üçlemeye çalışacağım. Elimde iki tane süper duvar kırıcı var. Bunun sebebi atlatmam gibi herhangi bir telafi askerim veya büyüm olmadığı için garanti olmasını istedim. Çünkü burada kaya saçarlar vurabilir. O duvar açılmayabilir. O zaman çok üzülebiliriz. Üzülmekten ziyade güvenli bölgede kalmayı tercih ettim arkadaşlar. İsterseniz gelin 2 saattir anlattığım saldırıyı bakalım pratikte ne kadar iyi gerçekleştirebileceğiz, ona bakalım. Sizlerden ricam, videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim, hafiften heyecan yapmadım desem yalan olur. Çünkü o kadar uğraştıktan sonra böyle beklenmedik, ters giden bir şey olduğu zaman saldırı patlayınca ben çok üzülüyorum ya. Çok acayip moralim bozuluyor. İnşallah bugün moralimiz bozulmaz. Birlikler tamam, büyüler, hero'lar koruyucu havada, klan kalesi de dolu. O halde saldırı butonuna tıkladım, gitti arkadaşım. Haydi bakalım, el mi yaman bey mi yaman görecük. Görünmezlik büyüsünü çok güzel kullanmam gerekiyor. Test goblinleri atmayı unutmamam gerekiyor. Kasırga masırga bir şey çıkarsa evlerden ırak. Tamam, o kral sinsi gobline döndüğü anda duvar kırıcıyı bırakacağım. Çok güzel, açtın o duvarı, mükemmel. İkinci duvar kırıcıyı eğer istersek farklı bir noktada kullanabiliriz. Şöyle bir tane test amaçlı sinsi goblin gönderdim. Kaç tane göndersem, 6-7 tane göndersem herhalde yeterli olacaktır. 2 tane de inşaatçı kulübesi var o noktada. Şöyle valla bol miktarda gönderdim ben. Lan görünmezlik almadım diyecektim ki bir an yanlışlıkla belediye binasını görünmezdi. Abi şu anda kafam gerçekten çok ciddi anlamda karıştı. Ne olduğunu hemen şöyle söyleyeyim. Bir an görünmezlik büyüsünü atlatma büyüsüyle karıştırdım. O esnada benim devreler yandı. Temizlik için sinsi goblinleri kullanabilecekken kullanamadık. Görünmezlik büyüsüne de açıkçası ihtiyacımız yokmuş. Her neyse. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şöyle süreden çok fazla oyalanmamam lazım. Şöyle bir mayın eşiği, ardından zeplin. Tepesine de bir tane öfke gönderip bırakacağım onu orada. Şöyle şu şekilde çok güzel. Hemen geldim seri bir şekilde. Kralımı sol tarafa doğru gittikten sonra da kraliçemi mevzilendireceğim. Umarım sol tarafa doğru gideceksin. Güzel. İskeletler kralın dikkatini dağıtmasın. Lütfen rica edeceğim. Kral sol tarafa doğru git. Sol tarafa doğru gidersen çok mutlu bir adam olacağım. Sağ tarafa doğru gittin. Tamam, sıkıntı yok. O zaman hemen şuradan bir duvar kırıcı ayak uydurmaya çalışalım. Şuradan bir tane ejder. Şuradan bir tane ejder. Bir tane de buradan mevzilendirdim. Kralın özelliğine basıyorum. Şampiyonu da şöyle şu noktadan sağa sürüyorum. Artık ejderleri sallamanın vakti geldi. Bir tane ejderi yem ettik. Hiç problem değil arkadaşım.
Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Şöyle bir öfke ve koruyucunun özelliğini de şakladanak kullandım arkadaşım. Güzel. Kraliçe o noktada kaya saçırı alacaktır diye düşünüyorum. Klan kalesinden tazı çıktı. Bu bizim için iyi. İyi. Evet, Zeppelin de güzel temizlik yapmış o noktada. 10 numara. Aslında şampiyon ölse de tazı hiç patlamasa çok daha iyi olur gibime geliyor. Bakalım yeterli olacak mı? Evet, kraliçe özelliğiyle beraber alt taraftaki kaya saçırı indirdi. Şuraya bir tane minyon bırakıyorum. Dondurmaları mümkün olduğunca tabii ki de yarasalar için kullanacağım ama şu yarasaları artık sahaya sürmeye başlayabiliriz bence, değil mi? Böyle şuradan ejderlerin arkasından gönderiyorum arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. Kötü gözükmüyor en azından. 3 tane dondurmam var. İlkini şurada büyücü kulesi için kullanacağım. Biraz daha yaklaştıktan sonra yarasalar birikecek. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Şurada bir dondurma büyüsü mükemmel. 2 tane daha dondurmam var. Büyücü kulesine ekstra bir dondurma atmak istemiyorum. Ama atmak zorundayım. Tamam, attım. Tamam, son dondurmamı da ne yapacağız? Büyücü kulesine mi kaya saçar? Kaya saçar tanklanmış durumda. Hiçbir şey yapmayacağım şu anda. Hadi. Büyücü kulesine dondurma büyüsünü geç attım. Geç attım. Bir tık geç attım. Yeterli olacak mı? Bol miktarda yarasam var. 18 saniye süremiz var. Zehir büyüsüne ihtiyacımız bile kalmadı. Nur topu gibi bir time fail'imiz oldu arkadaşım. Evet. Evet, çok güzel. Time fail olduk. Hayır ya, güzel de taktik yapmıştım be. Ya girişte heyecan yaptım. Niye heyecan yapıyorum ben böyle? Hiç anlamıyorum ya. Ulan mis gibi plan yapmıştım halbuki. Bak ne kadar da güzel çalıştı ama. Bir kere görünmezlik büyüsünü ziyan ettim. Yani gittim bir de üstüne belediye binasının üstüne attım. Tam çaylaklık yani, yemin ediyorum. Böyle bir çaylaklık göremezsiniz kolay kolay. Ah, yine de güzel bir saldırıydı be. Vallahi planımın işe yaradığını gördüm. Bu beni açıkçası tatmin etti arkadaşlar. Keşke bir tane daha saldırı yapma hakkım olsa. O zaman 3 yıldız alırdık herhalde, değil mi? Gerçi 2 numaralı düzende de aynısı var ama orada süper okçulu bir ejder saldırısı yapacağım. İsterseniz gelin ikinci saldırı için hazırlıklara başlayalım. Pekala efendim, ben az önceki saldırıyı kesinlikle gururuma yediremedim. Bu yüzden mesaiden kaçmadım ve 2 numaralı belediye binası 14 hesabımda. Yine rakibin düzeni de aynı olduğu için orduyu tekrardan bastım. Eğitim iksirini de patlattık. Oradan çatır çutur 3 yıldızı alacağıma ben inanıyorum ya. Çünkü gerçekten mis gibi saldırıyı sattık. Bedavaya sattık hem de, yani ölü fiyatına gitti. Şimdi burada ordumuz ayaklanırken ben hemen hero'larımın yükseltmede olduğu hesabıma giriş yapıp 3 numaralıdaki köye saldırımı gerçekleştirmek istiyorum. Evet, kral da şampiyon da yükseltmede arkadaşlar. Bir tane güç iksiri kullanacağım. Klan kalemizde zeplinimiz var zaten. Koruyucumuz da max olduğu için ne olacak? Her türlü bize, efendime söyleyeyim, 2 yıldızı getirecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir güç iksiri. Elektrolar 5 olsun da şimdi ne olur ne olmaz. Değil mi yani? Pek de kalmayalım. Evet, rakibin 3 numarasına bir gözcülük yapalım bakalım. Nasıl bir düzen varmış? Aslında burası var ya, tam süper okçuluk bir düzen. Elimde koruyucu olduğu için şu patlatıcılar böyle sağ tarafa, binadan uzak tarafa doğru bakmasaydı üçlemeye ejder saldırısına girebilirdim buraya. Kral ve şampiyonun yokluğunda bile. Ama şu senaryoda düzen de izin vermeyecek. O yüzden 2 yıldızı alıp çıkacağız arkadaşlar. Hemen şöyle saldırı butonuna tıkladım, gitti. Şöyle yapıyorum. Hero'ların yükseltmede olduğu hesaplarda birbirinden farklı noktalarda elektroları böyle gıdımlı gıdım gıdım kullanarak öfke ve dondurma büyülerinin yardımıyla yüzde toplamak için kullanıyorum. Ne zaman böyle %40 üstüne falan çıkmaya başlayınca ben de ne yapıyorum hemşerilerim? Zeppelin'i koy veriyorum. Koruyucunun özelliğiyle binaya gidiyoruz. Tabii koruyucunun ayakta olduğu hesaplarda çoğu zaman kumardan farksız oluyor. Kasırga çıkar mı çıkmaz mı? Çıkınca tek yıldız oluyor. Çıkmayınca 2 yıldız oluyor. Ne yapalım yani? Şimdi tamam, o elektronun orada keyfi yerinde. Hatta ben onun kafasına bir tane öfke atacağım. Hava savunmasına da bir dondurma atacağım. Vurmaya başladığı anda eğer vurursa. Okçu kulesine doğru gidecektir. Aynen, bir tane dondurma büyüsü idealdir. Bu da altın madenine gitti. Yani kankarır kardeş. Ejderleri senin iyi biliyor olman lazımdı. Eğer bir seçenek şansları varsa kesinlikle ama kesinlikle dışarıya giderler. Bu kadar basit yani. Şurada bir tane dondurma büyüsü patlatacağım. Çok vurmasın. Öfkenin içerisinde elektro hava savunmasını da indirdi. Bir tane de şöyle şuraya bırakıyorum. Önüne de bir mayın eşeği. Güzel. 2 tane elektro ve birkaç tane haysiyetsiz balonla birlikte %20'nin üzerinde yıkıma ulaştık bile. Burada öfkeyi kullanmayacağım artık. Çok gereksiz olacak. Onun yerine şöyle şuradan kraliçemi mevzilendiriyorum. Zaten 76 seviye. Nereden baksan bir 5-10 yüzde kazandıracak bize. Vur bir tane daha elektro, mükemmelsin. Tamam, şimdi şuradan bir test amaçlı birkaç tane mayın eşeği. Ardından da zeplin. Ve kafasına da bir adet öfke büyüsüyle binayı garantiye almış oluyoruz. Gayet güzel. Sinsiler de orada olduğu için kraliçe dikkat çekse dahi belediye binasını indirdik. Tamam. Şuradan balonlarımı mevzilendirdim. Şöyle girişe doğru bir öfke, koruyucunun özelliğine bastım. Ya bu saatten sonra yüzde toplayacağız.
Hatta yüzdenin çok da büyük bir önemi yok ama işte ne olacağı da belli olmuyor. Bakarsın ligin sonunda %1'lik yıkım yüzdesi farkıyla sıra atlarız veya sıra düşeriz. Yaşamadığım şeyler değil yani. Tecrübe etmediğim şeyler değil. Kesinlikle. Şu çoklu kuleyle Kaya Saçarı da son kez donduruyorum. Ve artık ölene kadar yüzde toplamaya devam edecekler. Yani aslında düzen de idealmiş yani elektro saldırısı için. Şampiyonumuz ve kralımız olsaydı muhtemelen üçlenirdi burası yani. Bakar mısın? Sadece şöyle bir senaryoda bile kralı buradan bıraksan, şampiyonu okçu kulesine doğru göndersen çoklu cehennemleri alır. Şöyle şurada da bir tane duvar kırıcı Kaya Saçar'a giderdi kral. Belki de üçlenirdi yani. Her neyse işte öyleydi böyleydi falandı filandı Inter Milan'dı. İki yıldızımızı aldık alnımızın akıyla bu savaşı da sonlandırıyoruz. Şimdi son saldırımız için 2 numaralı 14 hesabıma geçiş yapıp hemen geliyor. Pekala efendim ordumuz ayaklandı desem de inanmayın. Ben dayanamadım sabırsızlandım daşla bitirdim. 30 taş harcadım kimseye söylemeyin aramızda kalsın olur mu? Evet şimdi tam bu sefer heyecan yapmadan saldırıyı gerçekleştireceğim. Duvar kırıcılardan bir tanesini sildim çünkü gördük ki bir tanesi yeterli oluyor yani. O yüzden hiç lafı uzatmadan saldırıya başlayalım istiyorum. Bu arada zeplini direkt önden göndereceğim ki süre kaybediyoruz. Time fail olmayalım tekrar değil mi? Bakın ilk saldırıda o kadar hata yapmamıza rağmen %90 üzeri bir time fail'de kaldı. Ya bir tık daha rahat saldırsam garanti üçlenecek köy yani. Birlikler tamam, büyüler tamam, hero'lar ayakta, koruyucu havada. Klan kalesi de dolu olduğuna göre saldır dedim gitti arkadaşım. Hadi bakalım. Yer misin yemez misin? Şöyle bir mayın eşeği. Kraliçenin içeride olması pek ideal değil. Kraliçenin içeri girmesine bekleyeceğim. Hani eğer bunu yapmasaydım kraliçe dışarıda oldu. Bak yine dışarı çıktı. Hayır kraliçenin içeri girmesini yine time fail olacağım. Kafayı yiyeceğim şimdi. Ha. Tamam şöyle bir öfke büyüsü patlatıyorum ve orayı unutuyorum. Kraliçe ölmezse de ölmesin. Çok sıkıntı çıkartacağına inanmıyorum açıkçası. Yine kral sinsi goblini gördüğü anda duvar kırıcıyı göndereceğim. Çok güzelsin. Tamam şimdi sakin. Şimdi sakin. Bir tane test amaçlı sinsi goblin gönderdim. 7 tane göndersem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Güzel kaya saçarlar vurduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen geldim. Şöyle bir görünmezlik bir yüzü kullanıyorum. İşte bu kadar basit. Buydu ya. Buydu kanka. Bu neyini yapamadın yani anlamıyorum ki. Şuraya hemen bir tane sinsi goblin bırakacağım. Kral bu sefer aşağı gitmeyecek. Tamam. Kral aşağı gitmez de iskeletler onu çeker diye korkuyorum. Tamam şuradan bırakırsam artık gitmez sağa sola değil mi? Aynen. Ardından da kraliçe birazcık daha ilerledikten sonra şampiyonu mevzilendireceğim. Şurada bir bebek ejder. Şurada bir tane ejder. Bir tane de burada. Sakin. Sakin. Her şey yolunda gözüküyor. Şuradan ejderleri spamladım. Hemen ardından koruyucu balonlar. Şuradan şampiyonu mevzilendirip kralın özelliğine şak dadanak basıyorum. Şöyle bir agresif öfke ve koruyucunun özelliğini de kullandım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Göreceğiz şimdi ne olacak. Zehirimiz var. Tazı patlar sonra da kullanacağım. Hiç problem yok. Kraliçe ölmemiş. Çünkü içeride değildi. Birazcık zamansız saldır butonuna tıkladım. Ama kraliçenin pozisyonu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. İnanılmaz işler yapacaktır o noktada. Ejderler de teknik kuleyi alacaklar. Hemen şu zıpırlara bir zehir atıyorum. Çok güzelsin. Yarasaları nereden gönderirim? Şampiyon kalkanıyla beraber harikalar yarattı. Muhteşem gözüküyor şu anda. Yarasaları artık ben sahaya sürüyorum arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Tamam zaten işte bundan bahsedeyim. Çatır çutur işlendi ya. Kraliçem ölmedi değil mi özelliğiyle birlikte ölmemiş. Mükemmel. Tekli inecektir. Kraliçeyi es geçeceğiz. Burada bir dondurma kullansam. Ejder tanklıyor. Dondurma büyüsü kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ejder ölmediği sürece büyücü kulesi sıkıntı çıkartamayacak. Mükemmel. 3 tane dondurmam var. Bir tane burada attım. Bir tane büyücü kulesine. Ya yine mi ya? Yine mi kaçırdım? İnanamıyorum. Büyücü kulesi de değil. Büyücü kulesini atmam lazımdı. Kaya saça. Gerçi ikisi de önemli. Şu iksir deposuna bir tane okçu bırakıyorum. Abi yapma be. Allah'ım yarabbim ya kafayı yiyeceğim. 35 saniye sürem var. Bu sefer de kraliçeyi tutturamadık. Allah'ım yarabbim çıldıracağım. Var ya bu oyun beni delirtecek en sonunda ya. Allah'ım yarabbim. İlk saldırıda ne kadar da güzeldi. O kadar şeyi ziyan etmiş olmama rağmen time fail olmuştuk. Yani şimdi çok daha iyi savaş yaptım ama bir tık daha kötü oldu yani. İnanılır gibi değil. Ama çok istikrarlıyız. Görmüş olduğunuz üzere bütün köylerden 2 yıldız almayı başardım. Bu da bir meziyettir yani öyle değil mi? Ay 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 ay. Evet koruyucuyla baykuş aslında bu köyün geri kalan kısmını tamamlarlar mıydı? Bu kraliçe bırakmaz bizi vicdansız. Yani gerçekten büyük talihsizlik değil mi abi? Kraliçe ne işi var duvarın dışında? Gitsene içeriye. Duvarların içinde güvendesin değil mi? Ama yok beni deli edecek ya. Evet estağfurullah. Neyse. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşım. Vallahi çok müthiş bir istikrarla ilerliyorum. 15 saldırı 30 yıldız. Yorumu da size bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.
Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.